Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Sen değil kim gelirse gelsin, ben o sofraya ve kurtlar sofrasına oturmak için siyasete girmedim. Bir Halil İbrahim sofrası için siyasete girdik. Şimdi bunun mücadelesinin son 5 yıl içinde en çarpıcı örneği 2016'ydı. 1 Kasım seçimlerinden çıkmışız. Artık milletten de aldığım meşruiyet desteğiyle işte o kurtlar sofrası gibi kurulan sofrada çıkarcıların, rantçıların, mafyanın oturmaya çalıştığı o sofraya karşı şeffaflık dosyasıyla, siyasi ahlak yasasıyla, imar yasasıyla, rantlara karşı verdiğimiz mücadelede ihale yasasıyla yeni bir sofra kurmaya çalıştık. Sadece halka ait olan bir sofra. Hiçbir yere aktarılmayacak kaynaklar. Şimdi biz o sofrayı kurmak için harekete geçince Süleyman Soylu güzel bir itirafta bulunuyor. Kendi başbakanına, kendi genel başkanına karşı kumpasın içinde olduğunu Süleyman Soylu o gün ilan etti. Bu koalisyona bir karşı çıkmış. Tabii. Sizin CHP ile birlikte AK Parti Hayır, o koalisyonu ayrı bir tartışma, ona geleceğiz. Onu da sormam lazım. Ama önce AK Parti içindeki kavga. Buradaki mesaj CHP'ye falan değil. Buradaki mesaj AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a. Soylu'nun mu? Tabii. Soylu AK Parti'ye mi mesaj veriyor? Tabii. Ne mesajı veriyor efendim? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi o mücadelede ben çetin bir işe kalkıştım. Veneşler atmaya karar verdim. İmar rantlarına, faiz rantlarına, efendim çıkarcılara, mafyaya neşter atacaktık. Bunun ilacı nedir? Şeffaflıktır. Şeffaflık yasasını getirdim. Siyasetle mafya arasındaki veya siyasetle iş dünyası arasındaki bağları koparmak üzere siyasi ahlak yasası getirecektim. Karşımda bir çete örgütlendi parti içinde. Kim var bunların için? Açık konuşacağım artık. Tamam. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Esas Berat Albayrak'ı başa almam lazım. Bu üçü Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla veya koordinasyonuyla veya tavsiyesiyle ve onu da bir anlamda ikna ederek. Belki de bilgisi yok. Yok. Cumhurbaşkanı'na bilgisiz bir şey olmaz. Çünkü kendisi de bunu bana ifade etti. Yani bu bütün o çalışma. Cumhurbaşkanı tabii tabii. Yani o çalışma. Hayır. O çalışma yani o günkü çalışmanın bana karşı toplanan imza. Süleyman Soylu söylüyor. İmza topladım diyor. Ben o işin içindeyim diyor. Bu bir suç ihbarıdır. Kendisini itiraf ediyor. Diyor ki ben meşru başbakana karşı kumpas kurdum diyor ya. Açıkça. Şimdi o kumpasın hesabını verecekler. Allah hesabını sorduruyor işte. Böyle rezil eder insanı. Öyle bir kumpas kurdular. Ve ben yalnız bırakıldım. MKYK'da en azından bir 15-20 cesur arkadaş çıkar, namuslu, dürüst arkadaş çıkar, arkamda durmuştur diye düşünürken 3 kişi dışında 47 kişi imza attı. Bazıları sonra bu konuda özür dilediler. Onları tenzih ederim ama peki, yalnız bırakıldım. Yine AK Parti oy veren ve destek veren sivil toplum kuruluşları bırakıldım. Tek başına bir mücadele yürüttüm. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da saldırılar. Bu son saldırı kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların ya buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen işlediğin o kumpasın Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin. Süleyman Soylu burada kime mesaj verdi? Bakın. Kime? Meselesi benim. Benimle ilgili iddiaların hepsi yalan birer birer. Biri 3 mesajı var Süleyman Soylu'nun. Ne? Bir Sayın Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bak beni yalnız bu ne sessizlik diye sordu ya orada. Bana olan iftiralarından sonra. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki niye sessiz kalıyorsunuz? Davutoğlu'nu ben senin için oradan indirdim. Birlikte yaptık bu işleri diyor. Bak bunları ortaya koyarım diyor. Ve bunu derken de beni eleştirdiği iddiasıyla diyor ki mesela bir Kürt devleti kurulacaktı. HDP ile anayasa tartışmaları falan. Şimdi gelin Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj nedir? İlk defa HDP ile anayasa masasına oturan kimdir? 2011 yılında Sayın Erdoğan başbakandı. HDP ile anayasa komisyonu kuruldu mecliste. Ve bu komisyonda bütün partiler eşit şekilde temsil edildi. Ve bu partiler arasında MHP de var. Bu partiler arasında AK Parti de var. O zamanki adıyla BDP de var. CHP de var. Ve MHP'nin temsilcileri Tunca Toskay var, Faruk Bal var, AK Parti'nin temsilcisi Ahmet İmamaya var. Efendim, tabii Cemil Çiçek Meclis Başkanı. Hı hı. Dolayısıyla diyor ki Sayın Erdoğan'a, bak bana yönelttiği eleştiri 2015'te bir anayasa tartışması yok. Bir anayasa konuşması da yok. Çünkü zaten seçim ortamındayız ve anayasa 2016'da bir anayasa görüşmesi. Orada kendi içimizde yapılan bir çalışma. Kimseyle bu konu konuşulmuş değil. Bir tek yerde bunu söyleyemez. MKYK notları. İkinci var. Mesaj kime? Daha Erdoğan'a mesaj bitmedi. Demeye çalıştı Erdoğan'a şunu diyor. Bana sahip çık. Bak çıkmazsanız ben Davutoğlu'na karşı kumpasta nasıl olduysa bütün onları açarım bu dosyaları. Peki
Burada kimse ve orada bir şey söyledi. Ben dedi sahipsiz değilim. Yakında destek çıkacaklar. Hemen ertesi gün Sayın Bahçeli ile Sayın Perinçek destek verdi. Şimdi bir tablo var ortada. Bir tarafta Sayın Soylu'yu destekleyen Perinçek ve Bahçeli, diğer tarafta şu ana kadar 24 gündür sessiz kalan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bugün konuşacak. Bugün destek verecek diye haberler geliyor bize. Bugün konuşacak. Şimdi önünde bir yol ayrımı Cumhurbaşkanı. Tarihi bir yol ayrımında. Ümit ederim bizi dinler ve bir kez daha düşünür bugün konuşmasıyla ilgili. Ne düşünsün? Şunu düşünecek. Aynen o başta söylediğim kurtlar sofrası ile erdemler sofrası arasındaki ayrım. Bahçeli'nin baskısı, Perinçek'in baskısıyla Süleyman Soylu'nun arkasında duracak. Ve bütün bu dosyalar kapatılacak, örtülecek. Bu alttan alta kaynayan bir yanardağın üstünün kapatılması gibi bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparsa hayatının hatasını yapacak. Çünkü böylece Türkiye'yi kendisinin değil, Bahçeli'nin yönettiğini, hatta rotayı da Perinçek'in belirlediğini ortaya koymuş olacak. Eğer Sayın Süleyman Soylu'yu savunacak idiyse ilk videodan sonra çıkıp savunmalıydı. Hatta ben onun yerinde olsam, masumiyetle inanıyorsa şöyle yapmalıydı. Bir tarafına Binali Yıldırım'ı, diğer tarafına Süleyman Soylu'yu alıp, bunlar benim arkadaşlarım, onlara yönelen saldırı bana yönelmiştir, dolayısıyla bu suçları da yoktur diyebilmesi lazımdı. Önce bakması lazım değil mi efendim? Hayır, nereye gidiyor? Hayır. Hepsi bilgisi onun elinde var. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilmem mi bilmediği bir konu yoktur. Doğal olarak böyledir. Yani sistemin başında var o bilgiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bazen yakınlarındakini de böyle bir şekilde terbiye eder, sonra sahip çıkar. Ama bu sefer yanıldı. Bu sefer yanıldı çünkü eğer Bahçeli baskısıyla, Perinçek baskısıyla Süleyman Soylu makamında kalırsa, bütün bu dosyaların üstü örtülürse, bundan sonra kimse gelip Sayın Cumhurbaşkanı'na itaat etmek ve ona hizmet etmek gibi düşüncede kalmaz. Gider Bahçeli'ye yaranmaya çalışır, Perinçek'e yalanmaya çalışır. Ve devletin odağı şu andan itibaren Beştepe'den başka yerlere doğru iyice kayıyor. Cumhurbaşkanı bugün bir sınavdadır. Ama şunu derse, burada bir takım iddialar var. İçişleri Bakanı'nın böyle de savunabilir. Ben masum olduğunu inanıyorum diyebilir. Biz de iddia bunlar diyoruz. Araştırsın şey diyoruz. Çünkü mahkeme. Suçlayan da bir organizasyon örgütü. Tabii iddia bunlar. Bakın Süleyman Soylu bana iftira atar ama ben hukuk dışı bir söz sarf etmem. Hı. Araştırılsın diyoruz biz sadece. Tamam. Suçlu var mı yok mu onu biz karar verecek değiliz. Cumhurbaşkanı da diyebilir ki İçişleri Bakanı'nın şey olduğuna inanıyorum, masum. Ama masumiyetini mahkeme önünde ve süreç içinde gösterecek. Yani mahkeme değil, soruşturmada. Ben bunları araştırmak için heyet kuracağım. Ve bu heyetin çalışmasının selameti açısından da Sayın İçişleri Bakanı bir müddet görevinden azat ediyorum derse. Yani böyle bir illa, şey olmaz. Olmaz ama derse işte o zaman Cumhurbaşkanı yeni bir döneme, gerçekten yeni bir Türkiye. O zaman koalisyon bozulur. Tabii işte zaten orada. Ama Cumhurbaşkanı buradan ama da. O zaman Bahçeli diyor ya, hükümet buradaki hedef tabii, diyor. Tabii. Zaten hep öyle derler. Kurtlar sofrasına oturanlar, birbirini yemek için oturanlar, sofrayı millete kapatanlar hep öyle der. Bana yapılan saldırı devlete yapılmıştır der. Niye ya? Sen devlet misin? Kim verdi sana devlet olma hakkını? Devlet bu milletin örgütlenmiş teşkilatıdır. Bu milletten kopanlar devleti temsil edemez. Siz bunu mu tercih edersiniz Davutoğlu? Mesela Sayın Erdoğan bunu söylese o zaman koalisyon bozulur. Yok hayır, koalisyon bozulması falan. Bozulur ama bunun benim için. Derdim ne koalisyonun bozulması ne Erdoğan'ın gitmesi. Onlar ayrı şeyler. Biz siyasi mücadeleyi yaparız. Hı. Ben Erdoğan'ın da iktidarın da Sedat Peker'in sözleri üzerinden değil, bizim çalışmalarımız üzerinden seçim sandığında gitmesini tercih ederim. Yani seçim istiyorsunuz. Tabii. Seçim sandığında gitmesini bu tercih olup ederim. Bu olup bitenleri seçim mi temizler? Tabii. Ama önce soruşturma, meclis. Ya milletin, devletin sahibi meclistir. Bahçeli de değil, Erdoğan da değil, Davutoğlu da değil, Süleyman Soylu da. Kimse devletin arkasına saklanmasın. Bu devlet onların arkasına kirli işlerin saklatılacağı bir organizasyon değildir. Devleti nihai kertede neresi temsil eder biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkinci mesaj, AK Parti'nin o dönemki kadrolarına, yönetimlerine. Şimdi ben onlara sesleniyorum. Benimle birlikte MKYK'da olmuş olanlara, ki çok saygın isimler de var o MKYK'da. Daha o yani 12 Eylül Kongresi olmadığı için Beşir Atalay var. Hatta Bülent Arınç tabii hükümetin de üyesi olarak katıldığı toplantı. Bütün MKYK üyeleri şu anda ciddi bir sınav altında. Aslında diyor ki Soylu diyor, Sedat Peker nasıl ben dünyayı yıkarım diyor. Sedat Soylu da dönüp AK Parti'ye diyor ki, bana sahip çıkmazsanız ben AK Parti'yi yakarım diyor.
Niye yakarım diyor biliyor musun? İşte ben buradayım. Elinde devlet imkanları var, soruştursunlar. Bir tek kişi çıksın benim dinleme ile ilgili bir kişiye talimat verdiğimi söylesin. Bir dinleme, haşa. Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi ahlaksızca bir işe girmem ama Soylu alçakça bir iftira atıyor burada. Çok net söylüyorum. Ellerinde delil varsa çıkıp söylesin. İçişleri Bakanı kendisi varsa, ben o dönemde bir emniyet müdürüne de ben mi dinleteceğim? Emniyet genel mi varsa böyle bir sözlü ya da yazılı talimatım çıkarsın. İstihbarat mı? Milli İstihbarat Teşkilatı'na söylesin. Burada ne diyor yapıyor biliyor musunuz? Kendi suçunu yayıyor. Eski İçişleri Bakanı, o dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya hakaret ediyor, iftira ediyor. Sayın Efkan Ala onurla görev yapmış bir İçişleri Bakanı, çıksın açıklasın. Ben ona öyle bir söz ima bile etmişsem, herhangi bir yerde bir söz, bu FETÖ taktiğidir. Soylu kendisi de bu taktikleri uyguladığı için ne dedi kendisi? Ben de herkesin gizli şeylerini biliyorum dedi. Mahrem bilgiler geliyor bana. Ben İçişleri Bakanıyım. Ha biliyorum dedi. Ben Süleyman Soylu'nun ahlakıyla ahlaklanmadım. Ben Hazreti Ömer'in ahlakıyla ahlaklandım. Kapılar kapılar ardından dinleyen biriyle biri değilim, olmadım da. Ve burada Sayın Erdoğan'a da aslında iftira atıyor. Niye? Çünkü böyle bir süreçte Erdoğan'ın habersiz olması mümkün mü? Hani ben şey vereceğim, ya dinleyin falan diyeceğim, Erdoğan haberi olmayacak. Mümkün mü? Aynı peki, şekilde. Peki şunu dediniz mi? Kapalı kapılar ardından neler konuştuğunuzu biliyorum hayır, dediniz mi? Hayır. O da mı ha, doğru? Hayır ama ben genel başkanım. Hı. Tabii ki bana o dönemde gelen şeyler var, bilgiler var. Mesela çıksınlar şey söylesinler, Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı geldi bana, açık şunu söyledi. Süleyman Soylu Teşkilat Başkanı olarak bu partinin doğasını, dokusunu bozmaya çalışıyor genel başkanım. Alıp bu partiyi başka bir yere taşımaya çalışıyor diye söyledi. Bu tür bilgiler bana gelir. Benim araştırmama... Genel başkan olduğunuz için. Tabii gelir, doğal olarak gelecek. Yani ben, onların zaten istediği buydu. Ben genel başkan olarak yukarıda kukla gibi oturayım. Bunlar altta çarklarını devam ettirsinler. Şimdi de devletin arkasına saklanarak çarklarını devam ettirmeye çalışıyor. Şey Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye. Ne dedi? Para sayma makinesinden bahsetti. Ya bir bakan önce kendi seleflerine saygı duyar. Yani Efkan Ala'ya suç isnadında bulunuyor. Muammer Güler'in para sayma makinesini gündeme getiriyor. Bunun üzerinde de Erdoğan'a diyor ki tamam. 17 Aralık dosyasında şeyi haklıydı. Ve bunun belgeleri para sayma makinesi üzerinden de o mesajı veriyor. Şu soruyu sormak gerekmez mi? 2016'da ben başbakanken Mehmet Ağar sahnede miydi? Yoktu. Nasıl girdi sahneye? Efkan Ala İçişleri Bakanı iken Mehmet Ağar eski kadroları, IT90'lı yılların kadrolarıyla biz devredeyiz havasında dolaşabiliyor muydu? Nasıl girdi? Süleyman Soylu kendisi Mehmet Ağar'ın sistem içine girmesine vesile oldu. Aracılık etti. Ha şu denir. Cehaletin de itiraf etti. Ben bir güvenlik makalesi bile okumadan İçişleri Bakanı oldum dedi. Mehmet Ağar'ın belki ekibine devreye sokarak da İçişleri Bakanlığı misyonunu bir şekilde perde geçsin. Onun için ben örtülü bakanlıklar demiştim bir ara. Görünen bakanlıklar dışında örtülü bir takım yapılar varsa bu da bir paralel yapıdır. Ama bu paralel yapıyı kuran Mehmet Ağar bu kadar etkiliyse ve Mehmet Ağar kendi ağzıyla ben çok gelmezsem buraya mafya gelecekti demek... İçişleri Bakanı açık bir ithamdı. Şimdi dedim ya kurtlar birbirine... Onun için özür diledi ama. Tabii diledi ama... Soylu sert çıktı. Çünkü şimdi düşen düşene. Kurtlar sofrasında şu anda düşen düşene. Şimdi hepsi yaptıkları şey şu. Ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki. O düşerse belki o yenir. Kim yeneceğine kavgası bu. Kimin yenileceğine, yani kurtlar sofrasında kimin yem olacağının kavgası bu. Bakıyor ki Süleyman Soylu kendi düşüyor. Mehmet Ağar aşağı çekiyor. Mehmet Ağar inerken mafya diyerek Süleyman Soylu'yu aşağı çekiyor. Bu devlete verilen en büyük zarardır. Kimse devletin arkasına saklanmasın. Devleti yerle bir ettiler. İçeride de itibarını yerle bir ettiler. Dünyada da yerle bir ettiler. Açsınlar uluslararası basın manşetlerini. Bir mafya lideri Türk devletini çökertiyor diyor. Şimdi, bu Sedat Peker meselesi nasıl çıktı ortaya? Ne oldu da şimdi, atladı bu? Çok açık. Ne bakın oldu? Ne dedim ben size? Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Bir iktidar mücadelesine girdi bunlar. Soylu, buraya geleceğim. Şey nereden çıktı? Ha, bakın Soylu'nun açıklamalarına bakıldığında yine doğru yanlış ayrım. Açıklamalarına bakıldığında çıkan tablo şu. Ne? Anlaşılan Berat Albayrak'a karşı verdiği mücadelede Süleyman Soylu bir dönem Sedat Peker'i kullandı. Sedat Peker bunu söylüyor zaten. Sonra Sedat Peker'in bu suç ortaklığında devre dışına çıkabilmek için Sedat Peker'i suç ortağı ilan etti. Sedat Peker de biz seninle ortaktık Berat Albayrak'a karşı. Niye şimdi bunu yapıyorsun diye meydan okuyor.
Şimdi zaten bu ilişkide öyle bir şeydir ki şu parmağınızı verirsiniz eliniz gider. Elinizi verirsiniz kolunuz gider. Kolunuzu verirsiniz yüreğiniz gider. Bunların yüreği kalmadı. Terörle mücadele için ben Silopi'deyken, Varto'dayken, Sur'dayken, Yavaş'tayken, Van'dayken, Şanlıurfa'dayken, Ceylanpınar'dayken o benim arkamda 3-5 kişiyle kumpas kuruyordu. Kendi başbakanla kumpas kurarak ben terörle mücadeleyi bu o yetkililerle yürütürken Mehmetçik'le alandayken o bana kumpas kurmakla meşguldü. Soylu'nun zaten şeyi bu ucuz kahramanlık. MKYK toplantılarında, Bakanlar Kurulu toplantısında Soylu'nun bir kez dahi eğer terörle mücadele ilgili şimdi söylediği iddiaları gündeme getirdiğine bir kişi daha şahitlik ederse tekrar bakarım. Hiçbir yerde efendim terörle mücadelede şu zaaf var falan demedi. Hakan Bey'in olayıyla ilgili olarak da birçok devlet görevlisi görevinden istifa edip şey olmuştur. Valilerimiz, büyükelçilerimiz milletvekili olmuştur. Bunda bir yanlışlık yok. Ama Süleyman Soylu bunu bana gelip hiçbir zaman söylemedi. Hiçbir toplantıda dile getirmedi. Şimdi bunu niye yapıyor biliyor musun? Bu önemli. Tabii hiçbir toplantıda dile getiriyor. Ya başbakan benim, genel başkan. Önce bana gel söyle ve der ki sen genel başkanım bu doğru değildi. Yok böyle bir şey. Hiç kimse söylemedi. Ha Cumhurbaşkanımızla o sırada bir görüş ayrılığı oldu. Sonra da oturduk. Bunu suhuletle devlet şeyine uygun bir şekilde çözmeye çalıştık. Ama Cumhurbaşkanı'na şimdi mesaj gönderiyor ve Hakan Fidan'a gönderiyor, Hulusi Akar'a gönderiyor, Efkan Ala'ya gönderiyor. Hepinizle ilgili Davutoğlu'na attığım iftiraları size de atarım diyor. SETA'ya gönderiyor. Peki SETA meselesi şimdi. Sivil toplum. Sivil diyor ki Davutoğlu'nun kurduğu think tank. Bir dakika ya. Doğru o, biz onu kurduğumuzda bir düşünce kuruluşu olarak kurduk. Sonra siyasete angaje oldu. Bütün itibarını kaybetti. Ama 2015'te SETA'nın başında kimler vardı? Şu anda Beştepe'de olan Fahrettin Altun vardı. Burhanettin Duran vardı. Sayın Erdoğan'ın en yakın isimler şu anda. Yönetim kurulu başkanı kim? Serhat Albayrak. O zaman da Serhat Albayrak'tı. Burada ne yapıyor biliyor musun? Bana vuruyormuş gibi yapıp Berat Albayrak'a ve pelikancılara mesaj yolluyor. Herkes birbirine bakın işte onun için kurtlar sofrası dedim. Beni de yere düşürmeye çalışıyor. Ben diz çökmedim, çökmem. Düşürseler yiyecekler ama ben onların sofrasına oturmadım ki hiç. Üçüncü mesaj ne biliyor musunuz? Çok bu dikkatlerden kaçtığı için söylüyorum. Ne? Ben bütün detay şeyi bakın buradan da AK Parti kitlelerine sesleniyorum. Onlara vicdana hitap ederek sesleniyorum. Bakın ne diyor Süleyman Soylu bütün konuşmayı. Ben böyle akademik çalışmada kavram analizi yaptırırım. Evet. Yani bir kavram kaç kere geçmiş. Süleyman Soylu'nun mesajında, konuşmasında doğru yol ve Demokrat Parti kavramları, kelimeleri AK Parti'den daha çok geçiyor. Şunu demeye çalışıyor. Nasıl Demokrat Parti'nin başında bu yaptığım, orada devşirdiğim güçle AK Parti'ye transfer olup bu gücü kullanarak AK Parti etkin bir yere gelmişsem AK Parti'deki gücü de kullanıp şimdi kendi yoluma giderim. Beni tasfiye etmeyin. Gider. Onun için Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi geçmişine atıfta bulunuyor.